Bütçeye ve ya benim imkanıma göre. Şurada PlayStation 4 var arkadaşlar. Onun üstünde televizyon var. Ev yine aynı. Evi değiştirmedim ama şurada fotoğraf makinesi vardı. Alayım onu. Onlar daha kolay gösteriliyor. Ben ara sıra girip oynuyordum arkadaşlar bu modu. Bir de CTRL-C hile menüsü vardı arkadaşlar. İnternet kafe modu var. Bütün teknolojik modu var. Şöyle göstereyim, telefon var. iPhone X. Elimizde iPhone X var. Ama bu iPhone'u pek benzemiyor ama Apple gibi gözüküyor. Shift ile menüyü kaydırmak kilidi açılıyor. Pardon arkadaşlar, özür dilerim, bir gıcık geldi. Yani shift ile kilidi açıyoruz. Sonra internet tekrar space ile internete girip Chrome'a girip araba satın alabiliriz, bisiklet filan, ne olduğunu bilmiyorum, böyle C bilmiyorum, şu bot, şu bankaya para yatırabiliriz, yatıralım hatta. Ama telefonu kullanırken şey de oluyor, CJ de hareket ediyor. Bak, ben daha önceden bu kadar para yatırmışım. Bu arada bu parayı istediğiniz sevgeyimde ya yaparsanız yapın, her sevgeyimde bu mod kurulu olsun. Hepsinde geçiyor arkadaşlar. Mesela ben daha önceden başka bir sevgeyimde bu kadar para yatırmıştım. Şimdi buraya bu sevgeyimi alabilirim o parayı. Ne diyor, para çek. Bu kadar yeter. Bakalım. Evet, para geliyor. Para yatırmak istiyorum, iyi. Elimde ne kadar para var hepsini yatırmak istiyorum ben mesela. Parasız gezeceğim. Hepsi gider. Yazı silme tuşuyla kapatabiliyorum. Geri alt tuşuyla, alt dediğimde bilgisayar klavyedeki alt tuşu, geri tuşu var ya, yön tuşlarının geri tuşuna basıyoruz, o da telefonu kapatıyor. Ama telefon elimizde kalıyor, geri gitmiyor. Mesela şurada birilerini görüyorsunuz. Bunlar kim? Şu GTA Denizli Karçukuru'nun videosundaki MG'yi ben de internetten buldum, indirdim. Ama paylaşmayacağım. Şu da bebek CJ, yani Deniz Johnson diye geçiyor. Onları Denizli Karçukuru böyle karar verdi. Bir de çocuk adam CJ var. Öyle diyorlar. Şu GTRC'den havayı düzeltelim. Hava nerede ya? Bu değil. Türkçesini bulamadım. Şu elementin 5.0'ının Türkçesini bulamadım. Ha, geçti zaten. Bunu biliyorsunuzdur artık. Herkes biliyor. Söylemeye gerek yok. Bu modini tanıtmayacağım. Şimdi ya. Neyse. Hava düzeldi. Dedi o menüden ben Ballas çetesine Çığlık, Reis, Chucky ve Jason'ı koymuştum. Göstereyim. Bizim çetede MG, Bebek CJ ve Çocuk Adam CJ var. Şöyle uzaklaştırayım. Evet. Ben videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar. Umarım Bandicam cracklidir, yoksa videonun yarısında durabilir. İnşallah durmaz diyorum. Durursa yapacak bir şey yok. Başka videoda devam ederim. Hemen video durduğunda hemen başka bir tuşa basar devam ederim. Ama tabii fark edersem. Bir iki kız gördüm ama onları aldırmayın arkadaşlar. Oyunun kendisine bak. Aha, motosiklet çalındı. Aha. Jason ilkten. Burada Jason. Ama önünü gösteremiyorum arkadaşlar. Bu karakteri aldığımda gösterebilirim. Burada Çığlık Reis var. Arkadan göstermek zorundayım. Burada Chucky Bebek var.
Çaki çakar yani. Türkçesiyle çaki çakar diyoruz biz aslında YouTube camiasında. Diğer çetede ha bak bunlar da bu MJ. Afrikalı çocuk diye geçiyor ama ben tişörtünü değiştirdim Tekste'den. Bu da Bebek Sıcağı. Bebek Sıcağı neden beyaz? Aslında o da zenci olması lazım ama ben siyahi ve versiyonunu bulamadım. Bu da çocuk adam siliyor. Bununla takılacağım. Bir de örümcek adamı Iron Man ve Thor'u da koyduydum sarı çeteye. Çocuk adam siliyor. Çocuk adam. Ne yaptın çocuk adam? Kafası gözüküyor sadece kamerada. O yüzden geniş açıda oynamamız lazım. Herkes de beyzbol sopası var. Bu ne ya? Şimdi gerçekliği göstereyim. Bu modun linkini vermeyeceğim. Bu videoyu öylesine çekiyorum arkadaşlar. Sadece sırf video olsun diye. Ezallah şefaat ya Resulallah. Arkadaşlar ezan okunuyor. Siz de be ezallah deyin. İstemezseniz de demeyebilirsiniz. Tabi de Thor, Iron Man ve Spider-Man olacaktı. Sarı çeteye konumlandırdıydım da. Sadece skinlerin adını şu karakterlere yapabilirsiniz. Aslında mavi çeteye de başka kahramanlar ya da başka kötüler koyabiliriz. Thanos ve belki. Belki abonemeye için. Belki de bir de üçüncüsünü bulamadım ya boş verin. Daha sonra bulur koyarım ben. Belki ikinci gelirse. Bu video da 2020'de geliyor yani. Bakalım ne zaman paylaşacağım bu videoyu. Yani bilmiyorum şu an. Şu an Adem ve Havva 4. videoyu paylaşıyorum ben. 4. oyun. Aha Spider-Man. PlayStation 4 klasik bu. Thor Dark World filminden. Iron Man'de 57 miydi, 47 miydi? O zırhının ismi. Ben bu zırhı çok seviyorum. O yüzden Iron Man'de iPhone 12 olmalı ya. iPhone 10 neymiş? Buradaki iPhone 10 zaten çok kötü görünüşü bana kalırsa. Bu zırhı çok seviyorum arkadaşlar. Ama uçma özelliği yok. Sadece görüntü olarak var. Burada internet kafeye gidelim biz. Iron Man'in internet kafeye gidelim. Bisikletle gidelim hatta. Çocuk gibi gidiyoruz ve aynen internet kafe burada. Zaten bu çoğunuz videodur. İnternetten bulursunuz bunları. Hemen internet kafede bakalım ne yapacağız. Yo, notebook modu da var. Ama onun nasıl çalıştığını bilmiyorum. Buradan bir sürü şey var. Ama çıkalım biz. Kalk. Kalksana oğlum. Kalk lan. Dur. Ben şu sevgilimin yanından başlatayım. Kayıtlı oyundan tekrar. Ya ne oldu? Zıplayamadım be. Arkadaşlar ben bu modu sağdan soldan bir sürü mod bularak topladım. Şu an bendeki olan modu. Başka ne vardı? Başka. Bilemedim başka notebook nasıl açılıyordu bilmiyorum ki. Telefon, tablet yok, telefon, bilgisayar, notebook. Başka ne vardı ya? Neyse arkadaşlar. Videoyu devam edeceğim. Birazcık keyfime bakayım.
Bu da cami filan ekleyebilirim. Spiderman'le camiye gidebilirim. Ya da Iron Man'le giderim. Camiye hayvan resmi olan bir şeyle gitmek yine Spiderman'le gidemeyiz. O yüzden Iron Man'le ya da Thor'la gidebiliriz. Cami modu eklemedim ama ekleyebilirim. Araba modu da ekleyebilirim. Daha çok sadeliğe önem verdim bu modu yaparken aslında. Hemen bir yapmadım ama ya sağdan soldan bir iki mod ekleye ekleye ayda bir iki mod ekleye ekleye yaptım yani. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Ben Üstüm Can. Hepinize bay bay.